Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme selam. Emir Dağ 2-242. Üstad Hazretlerinin Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. O atlıyorum. Yani mektubu komple okumayacağım da okuyamam zaten. Cemiz yetmez. Ben de Celaleddin Hazemşah gibi benim vazifem hizmet imaniyedir. Bak benim vazifem hizmet imaniyedir. İman hizmetidir. Muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir deyip ihlas ile hareket etmeyi Kur'an'dan ders almışım. Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilebilir. Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise, Türkiye'de ise, Türkiye'de içinde ise öyle değildir. Yani kuvvetle mukabele edilmez. Dahildeki hareket müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi ihlas sırrıyla hareket etmektir. Dahilde maddi şeylere tevessül edilmez. Teşebbüs edilmez. Yani dahilde cihat manevidir. İhlas ve sadakat, böyle samimi hizmet, yani böyle sohbetler. Ama dahilde Türkiye birisi saldırsa cihadi maddidir. Maddiyatla mukabele edilebilir. Edilir zaten, edilmelidir. Ama dahilde ise cihadı maddi yoktur. Cihad-ı manevi vardır. Yoksa fitne ateşleri olur. Hariçteki cihat başka, dairedeki cihat başkadır. Abi cihad-ı maddiden kastettiğimiz şey böyle top, tüfek, kılıç gibi. Onlar eylem, ihtilal, eylem bunlar ya. Yani FETÖ'nün yaptığı gibi. Dahilde yaptı. Oysa Türkiye'nin o değeri, o gücü, o ihtilalde o savaş uçaklarını say, harice Ruslara, İsrail'e karşı yapılmalıydı. Bu adam içeriye yaptı. Müslümanları katletti. Halkın üzerine bombalar yağdırdı. Tefrik etmeden. 300 kişi mi ne? Değil mi? 250, evet. Evet. Peki Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Bir masum insanı öldürmek, Kur'an'da bir mana, öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Peki cezası nedir diyor Allah söylüyor gene bir mana. Mealini söylüyorum. Ebedi cehennemdir diyor. Bunu yapan ve yaptıran da aynıdır. Hariçteki cihat başka, dairedeki cihat başkadır. Şimdi milyonlar hakiki talebeleri Cenab-ı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad-ı maneviyedeki fark pek azimdir. Bizim nur talebelerinin vazifeleri nedir? Dahilde bütün kuvvetimizle asayişi muhafaza etmeye manevi zabıtalarız, mecburuz. Eğer terör, anarşistlik, kaos, kargaşalık olsa toplumda hizmet-i imaniye olmaz. Bak mesela bu FETÖ'nün şeyinden dolayı dersler bile azaldı. Çekiniyor millet. Cemaat deyince ödü patlıyor. Cemaat namını taktığı için oysa terör örgütü. Oysa din değil. Çünkü peygamberi inkar var. Ya Resulallah sen gelsen
Fethullah yanlış yapıyorsun, kendi ağzıyla videoyu dinledim. Yanlış yapıyorsun dese, ya Resulallah sen Kur'an getirdin, sünnetin de var, şimdi benim zamanımdır diyor. Ve onu şey yapmam dedi, bu davamdan vazgeçmem, yani Resulallah dinlemem diyor. Bu Risalet Ahmedi inkardır. Peygamberimizin kıyamete kadar peygamberliğini inkardır, noktalamaktır. 15. mektupta diyor ki, Süfyan namında bir zat gelecek, Peygamber aleyhissalatü vesselamın risaletini inkar edecek diyor. Bir mesele daha var. O da çok emniyetlidir. Neymiş o? Hükmü Kur'an'a göre bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olarak Hacat-ı Zaruriye 4'ten 20'ye çıkmış. Yani bir mesele daha var. Bu değil. Yani ihtiyaç olmadığı halde, zaruri olmadığı halde, zaruri 4 tane ihtiyaç vardı. Yeme, içme, barınma, giyinme. Bunlar ya. Ama o da lazım, o da lazım. Tirakilikle, görenekle, onda var bizde yok. Görenekle ve ihtiyatla hacat-ı gayri zaruriye, hacat-ı zaruri hükmüne geçmiş. Yani zaruri olmadığı halde, sırf görenektir, hevestir, ikide bir telefon değiştirmek, elbise değiştirmek, araba değiştirmek, bu kadar fakir Müslüman varken. Hükmüne geçmiş, öne geçmiş şimdi. Ahirete iman ettiği halde zaruret var diye, zaruret zannıyla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı ahirete tercih ediyor. Yestehbunel hayate dünya lel ahire. Ahiret hayatını koymuş kenara, dünyayı ahirete tercih ediyor. Bu asıl insanı. Hepimiz derece derece varız. Lütfen bu dersi sakın sokaktakileri düşünerek değil. Ben ne kadar dünyayı ahirete tercih ediyor. Ne kadar sadaka verdi? Zekatımı ne kadar veriyor? Öşürümü veriyor mu? Hizmete ne kadar sahipleniyor? Kendime ne kadar zaman ayırıyor? Ne kadar ayıracaksın biliyor musun insan dersin? Okumayı. İnternete ayırdığının yarısı kadar. Bak o kadar da demedim ha. İnternete ayırdığın zamanın yarısı kadar ayır. Abi ben hiç internete televizyona girmiyorum. Tamam okuma. İnternete girmeyip televizyonda seyretmiyorsan gir. Tamam okuma. Nasıl tahrip olmaz. Ama internet ve televizyona verdiğin zamanın yarısı kadar Risale okuyacaksın, Kur'an okuyacaksın. 40 sene evvel bir baş kumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı kumandanları hatta hocaları benim yanıma gönderdi. Onlara dedim, biz şimdi mecburuz dediler. İnne zarurati tubuhul mahsurat kaydesiyle Avrupa'nın bazı usullerini medeniyetin icablarını taklide mecburuz dediler. Ben dedim, çok aldanmışsınız. Zaruret suihtiyardan gelse katiyen doğru değildir. Haramı helal etmez. Suihtiyardan gelmezse, yani zaruret haram yoluyla olmamış ise zararı yok. Örnek verecek şimdi, ne dedi? Mesela bir adam suihtiyarıyla haram bir tarzda kendini sarhoş etse, gitti içki içti adam. Ve sarhoşlukla bir cinayet yapsa, karısını boşasa mesela ve adam öldürse araba sürerken, hüküm aleyhine cari olur, mazur sayılmaz, ceza görür. Katildir. Sarhoşlukla adam öldürse katildir. Masum bir insanı öldürdü, o katilin cezasını da Allah zaten kesiyor. Çünkü suihtiyarıyla bu zaruret meydana gelmiştir. Fakat bir meczup çocuk cezbe halinde birisini vursa mazurdur. Ama yok öyle değil. Araba giderken karda kaydı. İhtiyarın dışında trafik kazası yaptın. Öldü ya. Derecene göre mesulsun. Onun gibi değilsin. Hiç alakası. Ötekisine katilsin. Ceza görmez. Çünkü ihtiyarı dahilinde değildir. İşte ben o kumandana ve hocalara dedim,
ekmek yemek, yaşamak gibi zaruri ihtiyaçlar haricinde başka hangi zaruret var? Su ihtiyardan, gayrimeşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüd eden hareketler haramı helal etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro yani televizyon, internet, dans gibi şeylerde tiryaki olmuş ise mutlak zaruret olmadığı ve su ihtiyardan geldiği için haramı helal etmeye sebep olamaz. Kanun-u beşeri de bu noktaları nazara almış ki ihtiyar haricinde zaruret-i katiye ile su ihtiyardan neşet eden hükümleri ayırmış. Yani iktidarımızın dairindeki suçlarla. Mesela adam öldürse kasten 30 sene mi ve müebbet veriyorlar. Ama trafik kazası hakikaten ihtiyarıyla olmamış. Kazaran olmuş. 2-3 ay kalıyor. Yani ihtiyarı yok yani. Kanun-u beşeri bile ayırmış. Kanun ilahide ise daha esaslı ve muhkem bir şekilde bu esaslar tefrik edilmiş. Bununla beraber zamanın icatı ile zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların bidatlara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeniz. Tamam yapıyor. Bazı hocalar da zaruret zannı ile bidatlara bulaşmışlar veya fetva veriyorlar. Bunlarla uğraşmayınız, hücum etmeyiniz. Bilmeyerek onlar zaruret var zannı ile hareket eden o biçarelere vurmayınız. Onun için kuvvetinizi dairede sarf etmeyiniz. Sarf etmiyoruz. Biçare zaruret derecesine girmiş bize muhalif olanlardan hoca da olsa size bize hücum etseler onlara ilişmeyiniz. Bu bana çok ağır geldi. Biz falan füzeyi gönderiyoruz. İlişmeyiniz. Ben tek başımla daha evvel aleyhimdeki o kadar muarızlara karşı dayandığım, zerre kadar futur getirmediğim o hizmet-i maliyede muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar nur talebesi olduğu halde yine müsbet hareket etmekle onların bütün tahribatlarına, zulümlerine tahammül ediyor. Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakitte onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. Asayişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler itibariyle bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz. Risale-i Nur'un neşri her tarafta kanaat-ı katiye, kanaat-ı tamme verdi ki demokratlar dine taraftardırlar. Şimdi bir risale ilişmek vatan millet maslahatına tamamen zıttır. Bir mahrem risale vardı ki o mahrem risalenin neşrini men etmiştim. 5. şua. Öldükten sonra neş olunsun demiştim Mim Kemal hakkında. Sonra mahkemeler alıp okudular, tetkik ettiler, sonra beraat verdiler. Mahkeme-i temiz o beraatı tasdik etti. Ben de bunu dahilde asayişi temin için ve %95 masuma zarar gelmemesi için neşedenlere izin verdim. Sait meşveretle neşedebilir dediğim. Demek ki dahilde müsbet hareket edeceğiz. Menfi hareket etmeyeceğiz. Aynı kanunu evde uygulayın. Evde uygulayacağız. Dahildeki cihad-ı manevi tahribata karşı çalışmaktır ki maddi değil, manevi hizmetler lazımdır. Onun için ehli siyasete karışmadığım gibi ehli siyasetle de bizimle meşgul olmaya hiçbir hakları yoktur. Risale-i Nur hizmeti siyasetle alakası yoktur. Siyasete karışmaz, siyasete karışanlarla da karışma işi olmaz. Ya çok acayip. Mesela bir parti bana binler veciyle sıkıntı verdiği halde Cumhuriyet Halk Partisi demiyor da ben değil. Cumhuriyet Halk Partisi biz duramayız Osman değil mi? Yani, bir parti bana binler veciyle sıkıntı verdiği halde hatta 30 senede hapislerde tazikler de olduğu halde hakkımı helal ettim. Allah bir hakkımı helal ettim diyor. Ve azaplarına mukabil
o biçarelerin %95'ini tezif ve itirazlara, zulümlere maruz kalmaktan kurtulmaya vesile oldum ki 30 sene ustada işkence yapan partiye maddi mukabele etmiyor, yaptığı zulümlere hakkını helal ediyor. FETÖ'nün yaptığına bak. Bu hükümet sana yardım etti. Her türlü imkanları sundu ve ihanet etti. Bu insanlar kurbanını verdi sence. Bak şimdi bir de oku bak. Bir parti bana binlerceyle sıkıntı verdi aldı. Bak bunlar ne yaptı FETÖ'ye? Her şeyini verdi. Hatta 30 senede hapislerde tazikler ile olduğu halde hakkımı helal ettim diyor. Değil mi? Hakkımı haram olsun demek. Maddi mukabele de etmemiş. İhtilal çıkartmamış. Hakkını da helal etmiş, bana ağrıma geliyor ya. Ve azaplarına mukabil. Yani Allah belanızı versin. Allah ateşiniz artırsın. Allah şöyle yapsın demedi. Azap beddua bile etmedi. Adam beddua ediyor. Ve azaplarına mukabil o biçareleri niçin? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde zındık komitesi %5'tir. 95 değil. Beddua etsem diyor o zalim bela gelecek ama o zalime bela geldi mi onun masum çocuğu var. Karısı var, akrabası var. Allah Allah ya neler düşünüyor? Biz olsak oğlum batsın ya. Öyle adamın da çocuğu lazım değil. Deriz yani değil mi? Ama değilmiş yani. Doğru böyle değilmiş. Ve azaplarına mukabil Allah bilmem nesini versin de mukabil o biçarelerin %95'ini tezif ve itirazlara, zulümlere maruz kalmaktan kurtulmaya vesile oldum ki vela teziru vaziretu mizra uhra ayeti hükmünce kabahat ancak %5'e verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %5'ine vermiş. %95 diyor aldatılmış diyor. Aldatılmış ne yaptığını bilmiyor. O aleyhimdeki partinin şimdi hiçbir cihetle aleyhimize şekva hakkı yoktur, hakları yoktur. Çünkü ben %95'e bir şey dememişim, zulmet diye aldım. Ya arkadaşlar ya bu ne acayip ya. Kardeşlerim hastalığım pek şiddetli, pek yakında öleceğim veya bütün konuşmaktan bazen men olduğum gibi men edileceğim. Bak ne diyecek, vasiyetine bak. Onun için benim nur ahiret kardeşlerim ehvenişer deyip bazı biçarelere, yanlışların hatalarına hücum etmesine. Azamişer var, ehvenişer var. Cumhuriyet Halk Partisi azamişerdir. AK Parti ehvenişerdir. Şerdir o da. Ama ehvendir. Birisi parmak kesiyor, birisi kol kesiyor. Dolayısıyla de onların yanlış olmayacak mı? Hayrı demedi ki evveni şer. Şerin, şerlerin içinde iyi. Kötülerin içerisindeki iyi. Yoksa miski amberdir. Kalbine, aklına koy demiyor. Bak, ehveni şer deyip bazı biçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Ya abi şöyle de yapıyor. Yapacak canım. Hayrı demedi ki evveni şer bu. Bir tanesi kol kesiyor, bir tanesi parmak kesiyor. Hasan abi, siyah evvelişel dediğin yoksa içinde onların da bizim bu tarafında... Siyasi. Ha, siyasi oldu işte. Tabii çünkü içerisindeki ikisi de var. Siyasi ama evvelişelin içerisinde, azamışelin içerisinde %5, azamışelin içinde zalim. Şey. Ama yönetim. Yönetim %5 onların. %5 onların. %95 aldatılmış halk tabakası. İşte bu evren içerisinde %95 halk tabakası, %5'i yanlışlık yapan. Ona ilişmeyiniz diyor. Evren içerisinde deyip bazı biçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfi hareket vazifemiz değil. Topla, silahla, eylem vazifemiz değil. Hizmet din böyle bir din, din değil yani. Bize böyle din demiyor. Çünkü Müslüman Müslümana kılıç çekmiş oluyor. Çünkü dahilde hareket menfi olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur'a zarar vermiyor, az musadekardır.
Evven-i Şer olarak bakınız ki Risale-i Nur bastı mesela şimdi. Daha azam-ı şerden kurtulmak için, daha büyük şer beladan kurtulmak için onlara zararınız dokunmasın. Onlara faydanız dokunsun. Bazı ahmak kardeşlerim var. Ne diyorsun öyle ahmak? Aynen. Bak niçin ahmak? Buna evet. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Partisi gibi değiller. Ama verilmez buna da. Müslüman potansiyel olarak potansiyel itibariyle Halk Partisi'nin karşısında olması lazım. Çünkü iman eden bir Müslüman din ortadan kaldıran Kemalizme taraftar olamaz. Gönlünde iman olan. Aldatılmışsa onu bilemem. Ha. Şimdi bir Müslüman potansiyel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısındadır. Onun karşısında olduğunu fiile şöyle gösterecek. Evvel-i Şer'e istiğfarla oyunu verecek. Dolayısıyla çünkü onun karşısında olduğu için. Eğer kızıp da oyunu vermese Evvel-i Şer'e otomatik olarak Azam-ı Şer'e oy vermiş oluyor. Onu örnek vereyim şöyle. Teraziyi veriyorum. Terazi dengelidir. Bu kefenin, bir kefenin üste çıkması için bir, ya buradan bir taş alacaksın veya öteki tarafına bir taş koyacaksın. Bir Müslüman Ehven-i Şer'e oy vermiyorsa otomatik olarak Azam-ı Şer'e oy vermiş oluyor. Çünkü Müslüman potansiyel olarak Azam-ı Şer'in karşısındadır. Kullanmak dindir. Eğer kullanmasan otomatik CHP'ye vermiş oluyoruz. Çünkü potansiyel onun karşısındasın. Ama laf dinlersen asın imamına istikametin olur. Kafa fenerine gidersen bu konuştuklarım siyaset değil, sana yorum yapıyor. Siyaset olsaydı al silahını, al minutun kur, al şeyleri, bez parçalarını, reklam şeyi az. Ne pankartları, şöyle yap böyle yap derdi. Bak sana yol gösteriyor. Bir süreç yaşıyoruz. Mehdi ve İttihad İslam'a gidiyoruz. Cemail-i Müttefika İslamiye'ye gidiyoruz. Bu bir süreçtir. Kemalizm bitiyor. Bu süreçte istikamet tutturmak zordur. An şartla doğru sadakatla istikamet bulunur ki o da Risale-i Nur'un talimatı dairesinde Risale-i Nur'un bize göstermiş olduğu laikaların ifade etmiş olduğu dusturlara, yollara itimat edip teslim olmaktır, sadakat göstermektir. Kafa feneriyle gidersen, mesela vermeyenler, haşirde CHP oy verdik diye çıkacak karşısına. Ya ben vermedim. Vermen gerekenlere, şöyle diyeyim, vermedin. Yapmayarak yaptı. Evet, onu diyecektim. Karşı olmuyor. İslam'da iki şey var. Bir, yapman gerekenler, bir de yapmaman gerekenler. Yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Şunu yapmayacaksın. Ne olabilir mesela? Yapmaya namaza misal verdik. Yapmamak ne? Haramı terk edeceğiz. Azam-ı Şer'i terk edeceğiz. Vazifemiz. Azam-ı Şer'i gelmemesi için Ehven-i Şer'i karşısına çıkartacaksın. Yoksa senin ve İslamiyet'in bu memleketin başına azami şer musallat olacak. FETÖ'nün bu vatana, millete, bayrağımıza musallat olduğu gibi. Bak din süsü altında. Hala onu takip eden ahmaklar var. Yani 300 kişiye yakın insan öldürmüş. Ya Resulallah sen şimdi gelsen Fethullah yanlış yapıyorsun dese, ben derim ki Kur'an ve sünnetin tamam, şimdi ben diyor bildiğim gibi gideceğim diyor. Videosunda böyle diyor. Şimdi benim vazifem, bu risaletin inkardır. Allah Resulü'nün vazifesine nokta koymaktır. Buraya kadardır. Bundan sonra ben vazifeyi aldım diyor zaten. Ben diyor bildiğim yoldan dönmem diyor. Resulullah da dese diyor.
Bu adamın arkasında İngilizleri yok. Esas İngiliz. Tamam, İngilizce vesaire. Peki. Bahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masselama.